Değerli gençler, güzel bir pazar sabahında sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Ama çok mutluyum şimdisi Bülent Bey'in yaptıklarını, gençlere yol açtığını, gerek toplantılarla, gerekse kültürel faaliyetlerle ve gerekse burslarla çok başarılı işler yaptığına kanıyım ve tebrik ediyorum. Umduğumdan daha fazlasını yaptı. Yani biz benden sonra Bülent'in burayı yürüteceğini karar verdiğimde yapabilir miydi? Yapar ama fazlasını yaptı. Yani Türk emin ellerde. 6 Kasım 1923'te kurulan o zaman damat Saffet Atabinen vasıtasıyla kurulan 4 tane arkadaşıyla Turing Otomobil Kurumu'nu kurdular. Ve bugünlere gelen yüzyılı aşan nadir kuruluşlardan bir tanesi. Arada sesim gidip geliyor çünkü bir hastalık geçirdim. Kusura bakmayın. Şimdi aynı tarihlerde 1925'te de Seyri Türkiye harpten çıkmış bir Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyet'e geçiş. Karadeniz gemisi, 4800 tonluk bir Karadeniz gemisi Seyri Türkiye, ülkeyi tanıtmak için Akdeniz seferine çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? İlk turizm seyahat ajantası Türk'tür. Ta 1960 yılına kadar, 60 yılında Turizm Bakanlığı kuruldu. O vazifeleri bakanlık aldı. Bunu niye söylüyorum? Bir gemide tanıttığımız ne var? 13 liman, 16 ülkeye uğrayan bir gemide tanıtım olarak kuru üzüm, fındık, merinos, Bursa merinosun dokumaları, Hacı Bekir'in lokumları, orkestra, Cumhurbaşkanlığı orkestrası ve sefere çıkıyor, ülkeyi tanıtıyor. Demek ki ülkenin tanıtıma ihtiyacı var. Ve Turing Otomobil Kurumu da çok başarılı işler yaptı. Türk kültürüne katkıları sağladı. Ben bu toplantıda sizlerle paylaşmak istiyorum. Biraz önce telefonumda resme bakıyordum. Doğa. Ben aynı zamanda Tema Vakfı'nda yönetim kurulu üyeliği yaptım. Hayrettin Karaca'yı böyle beraber. 1994-95 Tema Vakfı kuruluyor. Bizim ürünümüz doğamız, denizimiz, çevremiz. Ama maalesef insanlık bitirdi. İzmir Cediz Deltası'ndaki o göletlerde tepeli pelikan, küçük çekeniz kuşlarının 400 tür çeşit kuş var. 200'ü Türkiye'de. Yani Türkiye bir cennet bakımından. Ama öylece kullandık. Şimdi korumaya başladık. Hayrettin Bey'in resmini gördüm. HES'leri ben yes demedim. Yani hidroelektrik santrallarının haricinde bir şey kabul etmedik. Trabzon seyahatine gidiyoruz. Mahkemeye Hayrettin Bey'le beraber Çamburnu'na geldik. Arabayı durdurdu. Dur dedi. 100 metre kadar yürüdü. Bir ağaca sarıldı. Ağacı öpüyor. Biz de zannettik ki bir yatır var orada. Ağacı öpüyor. Ağaçla konuşuyor. Dünyada bir tek Suriye'de ve Karadeniz'de, Trabzon'da ki Karadeniz'in yağmuru çetindir, güneşi üveydir, ürünü de yetimdir. Böyle bir atmosferde döndüğünde dedim ki, hayrola dedim Hayrettin Bey. Dedi ki bu ağaçları dedi kollayın dedi. Bunlar dedi hiçbir yerde yoktur. Ona da çömezlik yaptık biz. Hayrettin Bey öğrendik. Doğayı öğrendik. Meşe nedir onu öğrendik. Meşe ağacı nedir onu öğrendik. Bugün aldığımız havanın %70'i denizlerden geliyor. Ama denizlerimiz maalesef oksijen kıtlığına başlamış. Denizlerimiz gidiyor. Marmara can çekişiyor. Ege çırpınıyor. Karadeniz ölüyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü
Başka tarih ürünümüz yok. Doğamız. Doğan yoksa turizm de yapamazsın. Ve artı kültürel varlıklar. 420 tane eseri var Mimar Sinan'ın İstanbul'da. Biz çoğunu bilmiyoruz. İstanbul'u tanımıyoruz. Ben bile tanımıyorum. Biraz önce Bülent Bey anlatıyordu. Bir kitapçık çıkacak yine Deniz Tarifi diye. İftihar ediyorum yani. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Yani talebeliğim bitmedi. Sizler de hayata atıldığınız zaman birdenbire hemen müdür olmayın. Yavaş yavaş, merdivenleri yavaş yavaş çıkacaksınız. Ve kapıyı kapatırken dikkatli kapatacaksınız. Bir gün o kapıdan tekrar içeri gireceğinizi hesap edeceksiniz. Ve akşam yazdığınız mektubu muhakkak sabahleyin imzalayın. Çünkü o mektupta kızgınlığınıza ifade ettiğiniz cümleler sizi rahatsız etmiş olmayabilir ama karşı tarafı rahatsız eder. Onun için akşam yazdığınız mektubu sabahleyin imzalarsanız çoğu satırları değiştirirsiniz. Size tavsiyem kapıyı kapatırken dikkat edin ve Türkiye buraya gelene kadar şu ışıkların yanmasını görüyorum. 1985 senesinde Şişli'deki binalarında var VP'nin ve bir koçun. Sabahın saat 8'inde baktım elinde kağıt, elektrik düğmeleri yapıştırıyor. Açık kapalı, açık kapalı. Tasarrufu ondan öğrendik. Türkiye buraya kolay gelmedi. Yani bir arkadaşımın grubu vardı Erzurum'a grup gittiğinde. İtalyanlar yiyecekleri belli. Fakat grup erken dönmek istedi. Arkadaşıma telefon açıyorlar. İtalyanların rehberi telefon açıyor. Biz geri dönmek istiyoruz diyorlar. Ne oldu diyorlar. Her şey yarım diyor. Nasıl olur? Ekmek yarım. Makarna yarım. Şarap bardağında şarap yarım. Zeytin de yarım. Otelin sahibini istiyor telefona. Burada bizim arkadaşımız Suha Bey. Ne oldu diyor. Niçin ne sıkıntı var? Baba diyor. Ne kızıyorsun? Diyor. Ne talimat yazmışsan voucher'da. Voucher biliyorsunuz iş emri. Föyde yazar onu. Ne talimat verdiyseniz onu yaptık. Yarım porsiyon demişsin. Halbuki adam yarım pansiyon yazmış. Yarım pansiyonu anlamamış, yarım porsiyon yazmış. Yani Türkiye yarım porsiyonlardan, yarım pansiyonlardan buraya girmiş. Gelmiş de ne olmuş? Uçak sayın 40 taneydi, şimdi 420 tane. Havalimanların 56 tane, 25'i uluslararası ve 20 tane, 31 tanesi son 20 yıl için yapılmış. Yani bu 20 yıl için, 20 yıl Türkiye'nin ufku böyle açılmış. 110 noktaya uçan Türk Hava Yolları, 260 havalimanı, bunlar kolay olmadı. Şimdi Antalya Havalimanı'nın iki pisti var, üçüncü pisti yapmaya çalışıyorlar. 10 bin tane seyahat acentesi, 11 bin tane rehber, 1,5 milyon yatak kapasitesi, belgeli belgesiz. Evvelden Turizm Bakanlığı benzin istasyonlarındaki tuvaletleri kontrol ederdi. Oradan bugün Avrupa ile yarışıyoruz. Daha doğrusu geçtik. Ama gelecekte yapılacak olanları da düşünürsek gelecek sizlere ait. Kültür varlıklarını korumak, kollamak size düşen görev. Turizm Bakanlığımızda müze kartlarını çıkartıp gençlerimizi müzelerle barıştırması lazım. Bir Göbekli Tepe kolay kolay ortaya çıkmadı. Zeugma kolay kolay ortaya çıkmadı. Biz TÜRSAP'ta beraber çalıştığımız yıllarda İstanbul Arkeoloji Müzesi 1869 yılında kurulmuştur. Osman Hamdi Bey, herkes kaplumbağa terbiyecisi görür ama Mimar Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yapmış, müdürlük yapmış. Sonradan Arkeoloji Müzesi'nde 9000'e yakın eser var. Bunun 7000 tanesi depolarda. Yani biz
kültür varlığı zenginiz. Ve bütün medeniyetlere de sahip çıktık. Elimizden geldiği kadar Türkiye kilise demedi, cami demedi, sinagog demedi, hiçbir ayrım yapmadan bütün bakımlarını yaptı. Kitap çitesi dağıtılmıştır zaten bizim biyografimiz. Güzel şeyler yapıldı. Şimdi güzel şeyler yapıldığı zaman seyretmek de keyif veriyor. Sabahleyin geldiğimde, burayı gördüğümde tekrar gurur duydum. Çok hoşuma gitti. Sizlere de emek vereceksiniz. 25 sene, 30 sene vereceksiniz. Bu ülke için vereceksiniz. Türkiye'nin tanıtıma ihtiyacı var. İstanbul bir marka. Ama Türkiye markasının önünde olan bir marka. Türk Otomobil Kurumu'nun yaptığı işler gayet başarılı. Keşke bu tip kurumlar 10 tane, 20 tane, 30 tane olsa. Örnek olmuştur. Yeşilevi ile, Soğuk Çeşmesi ile, Safranbolu'su ile örnek olmuştur. Şu salonda toplanmanız bile bizim için bir örnek teşkil eder. Ben konuşmak istiyorum ama diyorum ki sizler sorun. Sonunda soracaklarınızı başına sorarsanız tekrar cevap vermiş olurum. Ne dersiniz? Var mı soru soracak olan arkadaşımız? Kalem var mı diyor. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Kısaca kendimi tanıtayım. Ben Ensar Avcı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. 3. sınıfım. Hani birazcık hem muhabbetin açılması hem de merak ettiğim için soruyorum. 21 yaşında Fenerbahçe'de başkanlık yaptığınızdan bahsedildi konuşmanın başlangıcında. Yani bildiğimize göre de hani bu futbol takımları vesaire büyük cemiyetler ve hani belli bir başarıya gelmiş ya da belli bir maddiyatı üzerine çıkmış insanlar hani bu cemiyetler içerisinde etkili rol oynayabiliyor. Hani bu cemiyet hayatına girmeniz, orada belli bir yere ulaşmanız nasıl gerçekleşti bu kadar genç yaşta? Hani bizler de genelde o yaşlardayız çünkü. Böyle bir soruyla başlayabiliriz inşallah. Evet, şimdi 1999 ya da 2000 senesiydi. Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Ali şeydeyiz, Mithat Paşa Stadyumundayız, İnönü Stadyumundayız. Ali Uras başkan. Bizim başkan da Fikret Arıcan. Kefal Fikret, yani balıkların en akıllısı kefaldir. Yani çok, futbolu çok dikkatli oynadığı için, akıllı bir adam olduğu için Kefal Fikret derlerdi. Şeref tribünde ben de ikinci başkan olarak orada bulunuyorum. Ali Bey'i görünce elimi uzattım. Elini tutmak için, elini öpmek istedim. Fakat akşamüstü öğreniyorum ben. Azar işittim çünkü Fikret Bey'den, müdürden. Akşam kulüpte biz Galatasaray'ı yendiğimiz zaman şampiyon olmuş bir hareket ederiz. Hemen biz Fenerbahçe tesislerinde buluştuk, yönetim kurulu. Onun keyfini konuşuyoruz. Fikret, Faruk Ilgaz başkan gel buraya dedi, geldim. Sen dedi ne biçim adamsın dedi. Koskoca Galatasaray Kulübü Başkanı'na dedi önünü iliklemesin dedi. Yani ceketin düğmesini kapatmasın. Nasıl yaparsın bunu sen? Faruk Ilgaz Başkan, Fikret Arıcan Kulüp Müdürü. Rahmetli babamın arkadaşı, beni de kulüpte alıp yetiştiren o. Ve beni azarladı, biraz sertçe dedim ki, o zaman da genç yaşımda o hakareti kabullenemedim. Hiçbir şey de söylemedim ama arkamdan konuşuyor. Benim başkan olduğum yerde ikinci başkan nasıl olur da Ali Bey'in ceketini iliklemez diye arkamdan bağırıyor. Kapıyı kapattım, çıktım dışarıya. Müdürün odasına girdim, Fikret Bey'in odasına. Kağıt verdim abi dedim. Ne yapacaksın dedi. Ben dedim çalışamam dedim, istifa ediyorum. Niye dedi. İşte dedim olay böyle böyle, adam beni azarladı. Yani 15 kişilik idaretinin 9'unda
Dokuzu bir tarafa, başkan, ikinci başkan, sonra diğer dokuzu geliyor. Sen dedi içeri git. İçeri git. Ve özür dedi, ben bunu, ama hakikaten açıldığının farkında değilim. İçeri girdim, dedim ki ne var dedi, gözlüklerini böyle takmış Hazreti Allah kanı kanı rahmet eylesin. Hiç kafasını kaldırmıyor. Ne var dedi, dedim ki Sayın Başkan, benim dedim böyle bir şey aile terbiye müsaade etmez. Bırakın Galatasaray Kulübü Başkanı'nı, bizden büyük olana biz önümüzü yükleriz. Karşı kulübün saygısını kazanan bir camiayız. O ahlakla yetiştik biz, o terbiyeyle yetiştik. Ve Beşiktaşlı olan var mı aramızda? Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler. Oo, Fenerbahçe ağırlıklı. Kolay gelmedi, Türkiye buraya kolay gelmedi. Bugün hükümetin çektiği sıkıntılar var. Avrupa Birliği'ne bir gün hep devamlı söylüyorum. Biz TÜRSAF'ta üç şeye dikkat ettik. Cemaatleri, etik düşünceleri, sportif düşünceleri sokmadık. Doğru mu Bülent Bey? Bunlara çok dikkat ettik. Kolay kolay gelmedi bunu. Onun için sizlere de Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği Medeniyet Birliği'dir. Medeniyet de Türkiye'den gitmişler Avrupa'ya. Doğudan Türkiye, Türkiye'den de Avrupa'ya, Avrupa'dan da Amerika'ya gitmişler ama Avrupa'dan yiyeceğin de ancak onlardan yüzme şampiyonu olur. Avrupa Birliği bugün değilse yarın dağılacaktır. Yeter ki biz gelir seviyemizi 20 bin dolarlara çıkartalım, Avrupa'ya ihtiyacımız yok. Avrupa Birliği'ne, medeniyete, adalete, hukuka saygımız varsa Avrupa Birliği'ne de ihtiyacımız var demektir. Evet. Minarede mahsur kalıyor temel. Kim kurtaracak bunu diyorlar. Muhtar Dursun'u çağırıyorlar. Bakıyorlar ne var, nasıl çıkmış, nasıl kalmış orada. İnemiyor aşağıya. Bana bir ip getirin diyorlar. İpi getiriyorlar, atıyorlar ipi yukarıya doğru. Aşağıdan Dursun bağırıyor. Temel atla diyor. Temel atla minareden yere çakılıyor tabii. Ali soruyor. Dursun sen ne yaptın? Ya dünkünü galiba diyor, yanlış kurtardık. Dünkünü kuyudan kurtarmıştık. Şimdi Türkiye çok badire atlattı. 100 yıl kolay bir yıl değil. Osmanlı'nın küllerinden doğup bir cumhuriyet ve biz görmedik. Yani ben Trabzon Lisesi'nde okudum 6 yıl. Sınıflarda 65-70 kişi. Salonlarımız yoktu. Laboratuvar yoktu. Şimdi bu toplantıları yapabilme imkanına sahibiz. Bizim çocuklarımız görmedi. Benim torunum en küçüğü 4 yaşında, bilgisayarı benden iyi kullanıyor. Ben hala 688 takoz telefonları kullanıyorum. Hala onları kullanıyorum. O da benden vazgeçmiyor telefon, ben de telefondan vazgeçmiyorum. Türkiye önü açık, yeter ki beraber birlik olalım. Siyasi Osmanlı'dan aldığımız zaman bir tarafta İstiklal Marşı, bir tarafta ezan. Bir tarafta ilahiler, bir tarafta Türk musikisi. Bir tarafta Kur'an-ı Kerim, bir tarafta pozitif ilim. Bu sentezi yapabilmiş bir ülkede dayanışmanın en üst seviyesi bizdedir. Avrupa'da yaşları evine atarlar babasını. Kimse yardım dahi etmez. Onun için ben sizlerle sohbet etmekten dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Özlemişim kürsüyü de. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Pardon. Yani biz orada Fenerbahçe Kulübü'ne yönetime girmek için paraya değil, akla ihtiyaç vardı. Çünkü şimdi alın teri yok, akıl teri var. Bilgisayar çıkmış, dijital bir ortam. O zamanlar böyle bir para yoktu. Acaba bütçemiz yoktu.
Otobüsle beraber deplasmana gidiyorduk. Uçağa binmek için paramız yoktu. Çim saha yoktu. Şimdi yüzlerce, 500'e yakın çim saha var. Futbolcuların ayakkabılarını parlatıp temizleyip kramponları sıkarak futbolculara verirdik. Dolayısıyla Fenerbahçe bize de bir umut gördüler. Genç bir arkadaş dedi, gelsin bakalım. Bizi Faruk bir işte aldı. Ama en büyük azarı da ondan içtik. Evet. Tekrardan teşekkürler başkanım. Hoş geldiniz öncelikle. Benim merak ettiğim soru şu. Siz biyografinizden okuduğum kadarıyla Trabzon of doğumlusunuz. Sizin yaşınızda daha 70'lerde, 60'larda İstanbul'a gelen o bölge insanının genellikle İstanbul'da farklı uğraş alanları oluyor. Ve günümüzde daha çok mesela işte müteahhitlik mesleği o coğrafyayla özleşiyor. Farklı meslek grupları orayla özleşiyor. Ama sizin konuşmanızın başından beri dikkat çektiğiniz, işte biyografinizden de öğrenebildiğimiz kadarıyla seyahat acenteleri olsun, Turing'le yolunuzun kesişmesi olsun, kültür sanat faaliyetleri, tema. Yani aslında bilinçli ve apayrı bir yol tercih etmişsiniz. Bu dünyayla tanışmanız nasıl oldu? Bu yolu siz nasıl kendinize seçtiniz? Ben bunu merak ediyorum. Teşekkürler. 1965 senesinde Karadeniz'e gelen gemiler vardı. Swan firmasının gemisi vardı. 1500 tane turisti getiriyordu. Biz taşımacı bir ailenin mensubuyum. Ulusu otobüsleri çalışıyor o zaman. Gemiyi otobüse verdik. Limandan alıp Meydemana Manastırı'na Sümele'ye götürüyorduk. Orada hoşuma gitti. Hizmet etmek, karşılamak, karşılayan, çağıran, ağırlayan bir konumda gördük kendimizi. İstanbul'a gelince ben dedim turizm yapacağım. Babama söyledim. Sen bilirsin çünkü onlar taşıma işi yapıyorlardı. Orada başladı. Swan gemisinin İstanbul'dan da Trabzon'a girişinde ağırlamayı biz yapmıştık. Hizmetimizi yapmıştık. Herkes teşekkür ediyor. Ayrılırken güler yüzü, elini sıkıyor. Çok hoşuma gitti. Dolayısıyla evet Karadeniz'de müteahhittir. Çoğu müteahhittir ama ara sıra da çıkıyor işte. Evet. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Adım Ahmet, soyadım Aykut. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Yönetimi tezli yüksek lisans öğrencisiyim. Biyografinizi incelediğimde pek çok farklı kurumlarda idareci olarak görev aldığınızı gördüm. Bu kadar farklı kurumda idareci olarak görev almanızda sizi öne çıkaran özellikler nelerdir? Bir idarecide olmazsa olmaz vasıflar nelerdir? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öğrenmek, dinlemek, sabretmek, bir iş emek ister. Sabır ister, gayret ister. Turizmde bu gayreti gösterdiğin zaman bizi buraya iten hizmet anlayışı olmuştur. Dolayısıyla 1965'te başlayan liseyi bitirdiğimde ki Trabzon Lisesi o zaman Türkiye'nin en büyük lisesiydi. Kapataş Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, Trabzon Lisesi ve NSC. Şu anda 125 yahut da 126. yılını kutlayacağız. Bizi buraya iten Türkiye'nin geleceği turizmdir. Türkiye'nin geleceğinde turizmini niye söylüyorum? Kültürel varlıkları koruyan, doğayı koruyan, o bilince sahip olan, öğrenmeyi kendine şiar edinmiş olan teşkilatlar. 1928'de benim seyahat acentesi kuruldu. Hollandalı ile beraber kurmuşlar. Hollandalı bir kelebek avcısı Hindistan'a gidiyor. Dönüşte de İstanbul'a uğruyor. İstanbul'da Florya'da bir evde kalıyor. Evin kızına aşık oluyor. Ve evleniyorlar. 1928'de benim seyahat acentem kurulmuş oluyor. Tirol diye. Sonra el değiştiriyor. 1980'de de bana geçiyor.
Türkiye'nin ilk seyahat acentesi. Aile taşımacılık yaptı. Ben de turizmi tercih ettim. Dolayısıyla ürünümüzün, müzelerimizin, doğamızın, çevremizi korumasında en önemli faktör turizmdir. Turizm bir yerde varsa orası korunuyor demektir. Evet. Hanımefendi. Merhaba öncelikle. Bu değerli zamanınızı bize ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben Ahmet Furkan Ülker. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisiyim. Benim sorum turizmle alakalı olacaktı yine. Bildiğimiz üzere bir pandemi süreci geçirildi ve dünyada uçuşlar durduruldu. Turizm çok büyük bir sekteye uğradı ve yavaş yavaş dünya tekrar açılmaya doğru gidiyor. Aşılanmanın yapılmasıyla ve bu içine kapanma, kırılmaya doğru başlıyor. Sizce bu tekrar açılmada Türkiye'nin turizmde neler yapması lazım? Bu yeniden açılmada bir büyük pay alması için Türkiye'nin yaptıkları şu anda yeterli mi? Türkiye bu pandemi sonrası turizm sürecinde sizce nerede olacak? Daha ilerleyecek mi, daha gerileyecek mi? Çok teşekkür ederim. Bu pandemi sürecinde Türkiye gayet dikkatli, gayet başarılı bir şekilde idare etmiştir. Dünya durdu, Türkiye koştu. Pandemi bittikten sonra inşallah ki yakın bir zamanda biter, bağışıklık kazanılır. Türkiye'nin ufku açık. No kimya dediğimiz gıda, en iyi gıda bizde. Türkiye oteller bakımından en genç otel yaşı bizde. Otel yaşımız 7. 7 yaşında otellerimiz. Avrupa 20 yaşında. İspanya 25 yaşında. İtalya 22-23 yaşında. Fransa 20 yaşlarda. Yani yaşlı bir tesisler. Türkiye öyle değil. Türkiye'de 5 yıldızlı gemisiyle uçaklarımız Türk Havaları dünyanın 2 numaralı havalimanı. Lufthansa'dan sonra Türk Havaları yürüyor. 120 ülke ne demek? Kolay değil. Dolayısıyla ben çok şanslı görüyorum. Evet, esnafımız sıkıntı çekti. Galata Port'u muhakkak gidip görün. 500'e yakın gemi gelecek öyle. Yani pandemi bittiği zaman 500 tane gemi demek. Bir gemide 2500 kişi kalıyor. 1 milyon 200 bin kişi gelecek. Bunlar Türkiye'de oluyor. Muhakkak Galata Port'u görün. Oraya yanaşacak olan gemilerin Türkiye'ye katkısını hissedin. İçinizde hissedin. Ben çok umutluyum Türkiye'de ve gayet de başarılı bir şekilde idare etmiştir şeyi, Sağlık Bakanlığı. Kolay değil. Bugün Fransa kapandı. Danimarka açıyor, kapatıyor. Amerika'da günde 80-90 bin kişi vakayla karşı karşıya kalıyor. Ben Türkiye'nin geleceğini turizmle görürüm ve başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü mesafe, maske, temizliğe dikkat edeceğiz. Yani şurada yaptığınız olayı evinizde dahi yapacaksınız. Benim torunlarım evde maskeyle dolaşıyor. Başkasına zarar vermek istemiyorlar. Evet. Evet kızım. Merhaba. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben Didem Sert, Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi 3. sınıf öğrencisiyim. Benim sorum UKDAŞ ve KEMER kongre merkezlerinin kuruluşunda rolünüz nedir? Bunun üzerine olacaktı. Teşekkür ediyorum. UKDAŞ Uluslararası Kongre AŞ olarak kuruldu. Evet. 1993 yılında kuruldu. 1992 yılında Tıp Kongresi İstanbul'da yapılacak. Her şey mükemmel. Oteller de mükemmel, lokantalar mükemmel. Fakat toplantı yapacak yerimiz yok. Açık Hava Tiyatrosu'nda yapacağız dedik şeyi. Süleyman Demirel, Allah rahmet eylesin, o Cumhurbaşkanı. Ne yapacağız? Minder yok. 24 saatte tezlerden minder diktirdik. 5000 tane. Çünkü taburet, yani taşın üzerine oturacak değil. Hepsi dünyanın en önde gelen hocaları. Sabahleyin minderler hazırdı. Minderleri koyduk. Nurettin Sözen de belediye başkanı. Ve kongreyi bitirdik. Nurettin Bey'i çağırdık. Yemeğe, Türsaba bir yemek verelim dedik. Dertlerimizi de anlatırız.
O arada biz gezdik. Cibali sigara fabrikası, tekelin fabrikası, Beykoz, kongre yapacak yer arıyoruz yani. Bundan sonra Türkiye bir kongreden 160 kongreye geldik. Kolay değil. Ve amiral gemisi Ukraş'tı. İlk başkanlığını ben yaptım. Benim başkanlığım da kuruldu. Ve yemeğiydi. Afiyet olsun dedik. Şeref defterini imzalayacak. Geldim. Başkanın annesinin hamsili pilavını yedim. Şeyde Lütfü Kırdar kongre salonunda verdim. Allah Allah dedim. Ya bu gündüz gündüz dedim. Bu şaşırmadı inşallah. Yolcu ettik şeyi, Nurettin'i. Arkadaşlara dedim ki, rahmetli Ferit abi bizim eski Türk başkanımız da yaptı. Dedim abi ne, verdim diyor, nasıl alacağız bunu? Bir şey, orta bir şey. Ertesi gün telefon açtılar belediyeden, başkan sizi bekliyor. Çabuk bu iş ihale çıkın ve bunu alın. Orada Tayyip Bey sonra Nurettin'i bitirdi. Tayyip Bey geldi ve Tayyip Bey'de de çok büyük destek gördük. Habitat Kongresi'ni orada yaptık. 25 bin kişi. Bir kongre salonumuz yoktu, kongre salonumuz. Şimdi İstanbul'da her otelin altında 1000 kişilik, 2000 kişilik Haliç Kongre Merkezi, İstanbul Kongre Merkezi, Yenikapı Kongre Merkezi, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi, İzmir'de Kuşadası'nda da tarihini değiştirecek. Sıkıntılı bir dönemde yaptık orayı. Biraz da bize külfet getirdi çok. Allah kahretsin bu 15 Temmuz'u şey darbe girişiminde bulunanlar Türkiye'nin önünü kesmişlerdir. Bizim önümüzü kestiler. Bizim ekmeğimizi önerdiler. Bugün Amerika'da, Amerika diyorlar, Amerika bana borçlu. 20 yıldır Amerika beni Irak'tan almadığım misafirleri faturasını kim ödeyecek? Amerikan ödemesi lazım. Savaşı ben çıkarmadım ki. Irak'a darmadağın etti. Benim paralarım gitti. Turizm sektörünün terörle mücadele, güney sınırlarında mücadele kolay değil. Buna rağmen şu anda Türkiye kongre turizminde dünyada ilk onun içinde başarılı bir şekilde devam ediyor. Evet biz varız. Biz kongre turizminde de varız. Doğada da varız. Maça elde Tema Vakfı'nın ona da bir şirket kurdurmuştuk. Turizm seyahat ajantası kurduk. Yabancılar geliyorlar ve çok mutlu şekilde Türkiye'den ayrılıyorlar. Kolay değil. Ama şu anda kongre turizminde artık yabancılarla ortaklık yapıyoruz. Onlar bizi istiyorlar. Herkes Türkiye'nin peşinde. Buna inanın. Yeter ki beraberliğimizi, birliğimizi bozmayalım. Evet. Tekrardan hoş geldiniz. Ben İbnül Üniversitesi Psikoloji 1. sınıf öğrencisiyim. Sorum şu olacaktı. Elif Zehra Kucu. Hayatınız boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda daima içinde olan biri, hatta yöneticilik vasfıyla hizmet eden birisi olarak ülkemizin turizm sektöründe markalaşması için ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Evet, evvela İstanbul bölge markalarını Türkiye markasıyla birleştirmek. Kongre turizmiyle köylere yavaş yavaş doğaya açılarak. Şimdi Trabzon'dan Zonguldak'a kadar 1000 kilometrede bir tane çöp fabrikası yok. Karadeniz'de balık türü bizim çocukluğumuzda 17 çeşit, 18 çeşit balık türü vardı. İstavriti biz burada gördük küçük. İstavrit Karadeniz'de böyle büyüktü. Palamut büyüktü. Hamsi karaya vurduğu zaman hamsi bolluktan karaya vuruyordu. Şimdi biz öldürüyoruz. Dolayısıyla korumamız lazım. Markalaşmak için evvela denizleri kurtarmak lazım. 20 tane çöp fabrikasına ihtiyacı var. Akdeniz'de 5 tane, Ege'de 5 tane çöp fabrikasının olması lazım. Çünkü aynı anda 250 milyon kişiye hitap ediyor Akdeniz. Turist, yerleşik halktı.
250 milyon kişinin her şeyi denize attığı bir ülkede türünden bahsedemezsiniz. Dolayısıyla denizleri koruyacaksınız. Yaylalarımızı korumak mevcudundayız. Ve en önemlisi hizmet. Hizmet anlayışını en üst seviyeye getirmemiz lazım. En fazla evlilikleri yapılan sektör Türkiye'de turizm sektörü yabancılarla. Rus'tu, Alman'dı, İngiliz'di, Fethiye'de İngilizlerin neredeyse hepsi emekleri, hepsi orada. Ve İstanbul markasını büyütürken Türkiye markasını da büyütmek lazım. Şimdi mutlulukla öğreniyorum ki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Türkiye markasını, Türkiye, Hello Türkiye markalar yaratmak mevcutiniz. Bakın biz de marka saydığınız zaman Konyalı'yı sayarsın, Hacı Muhittin Bekir'i sayarsın, dokumcuyu. Üçüncü, dördüncü yüzyıllık markamız yok. Milano'da bizi belediye başkanı kahve getirdi. Dışarıda camın üstünde bir leva, kuruluş tarihi 1863. 200 yıllık babadan oğula, oğuldan geçen bir anlayış. Markalara sahip çıkmamız lazım ve korumamız lazım. Türkiye'de markalar yaratmak lazım. Bu da size düşüyor, görev size düşüyor. Yılmadan, bıkmadan bu ülkeyi dışarıda irtibat yapın, dışarıda arkadaşlarınızla yazışın. Muhakkak irtibat kurun. Evet. Benim sorum olacaktı. Ben Çağatay, Türk-Alman Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans öğrencisiyim. Sorum turizme ilişkin olarak olacak. Ülkemizde deniz turizmi çok yaygın. Hukukumuza göre ama halkın, vatandaşın sahile, denize, plaja erişiminin engellenmesi yasak. Bu konuda özel işletmeler deniz sahilleri kapatıyorlar. Halkın erişimine kapatılıyor. Kimi zaman oteller bunu yapıyor. Bir turizmci olarak bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Ülke turizminin katkısı, plajların, sahillerin herkese açık olması gerekirken özel işletmelerce kapatılmasını turizmci olarak yorumunuzu rica ediyorum. Bundan 30 sene önce, 40 sene önce sahillerde pek kalabalık yoktu. Biz önemsemiyorduk. Ama ne zaman ki gemiler gelmeye başladı, limanlar İzmir'e, Bodrum'a, Marmaris'e yanaşmaya başladı. Sahiller doldu. Sahiller dolduğu zaman o sahiller tapusu Türk milletine. Çünkü kanunumuzda sahillerde Türklerin girmesi lazım. Ama bu düzeltiliyor. Şimdi yavaş yavaş sahillerde artık bizim halkımız açık oluyor. Duvar örmek, kaldırmak bunlar yasaklandı. Türkiye onu da aşacak, açmak mevcutinde. Türkler girdikçe o sahiller korunur. Kendi vatandaşlarımız daha iyi koruyor. Yabancılar da daha iyi koruyor. Onun için ben Türklerin girmesine taraftarım. Çünkü bir ihtiyaç, Türklerin ihtiyacı. Yabancıyı getiriyorsunuz, denize sokuyorsunuz. Kendi ülkenizin vatandaşına o imkanı vermiyorsunuz. Yanlış. Ama bu görüşler artık yavaş yavaş geride kalmaya başladı. Çünkü herkes artık faydalanıyor. Bugün Konya altına plaja gittiği zaman %90'ı Türktür, %10'u yabancıdır. Otellerin önünde, şimdi yan yana 10 tane otel düşünün, bir otelde 1000 kişi düşünün, 10.000 kişi aynı anda denize giriyor. Hangisinin Türk, hangisinin yabancı olduğunu kestirmek mümkün değil. Ama Türklerin hakkıdır, kendi vatandaşlarımıza bu imkanı da her zaman sunmamız lazım. Hükümette de buna dikkat edilir. Çünkü siyasetçiler reyi alamaz yoksa. Evet. Merhaba, ismim Umut Can Akbaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 3. sınıf öğrencisiyim. Fenerbahçe'de başkanlık yaptığınızı biliyoruz. Futbol dışında başka ilgilendiğiniz spor dalları var mı acaba? Teşekkür ederim. Vallahi koşmaktan, çalışmaktan pek fırsat bulamadık. Yani Trabzon Lisesi'ni bitirdik, işimizi, gözümüzü çalışmadan gördük. Müzik dinlemeyi seviyorum, spor olarak da voleybolu çok severim.
Ve kızlarımız da çok başarılı. Dünya birincisi oluyorlar. Evet. Merhabalar, çok teşekkürler konuşmanız için. Ümmü Selime Doğankaya ben, İstanbul Siyasal Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler öğrencisiyim. 1940'lı yıllara kadar Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı aynı çatı altında olarak biliyoruz. Ancak daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak tek çatı altında toplanıyor. Burada kültür mefhumunun içinin boşaltıldığı, anlamının içinin boşaltıldığı ya da artık daha farklı yorumlandığını düşünüyor musunuz siz de? Yani turizmle birleştirilmesinde ne gibi bir artık anlayış var kültür ve turizmin birleştirilmesinde? Turizmin en önemli kolu kültür. Yani burada kazmayı vuruyorsun, zıvıkma çıkıyor. Bir yere yol yapmaya çalışıyorsun, bir eser çıkıyor. Ayasofya'nın altında açıyorsun, bir eser çıkıyor. Topkapı'nın altında bir eser çıkıyor. Yani tapu zengini, kültür varlığı bakımından Mezopotamya, Mardin, Göbekli Tepe, Urfa, Hatay. Yani bir arada yaşamayı, kültürümüzün en önemli faktörlerinden bir tanesi bir arada yaşamayı. Bunu Hatay'da görmek mümkün, bunu Erzincan'da görmek mümkün, bunu Urfa'da görmek mümkün. O bakımdan kültür ve turizmin ayrı olması lazım ama ikisinin ayrılmaması lazım. Çünkü turizm besleyen kültür. Turizm politikasını Turizm Bakanlığı yapar ama eserlerin korunması, bakımı, onarımı kolay değil. Yani bugün Edirne'ye gelen turistin haddi hesabı yok. Yani 100 bin kişiden 50 milyon kişiye koşuyor bu ülke. 50 milyon. 50 milyar dolara koşuyor. Her şey burada. İhracatı burada yapıyorsun. Yerinde ihracat turizmle oluyor. Kültür Bakanlığı'nın Turizm Bakanlığı'ndan kopulması lazım. Çünkü doğa ile kültür bizim vazgeçilmez unsurlarımız. Ben bir fıkra anlatayım mı? Mahallenin iki tane yaramaz çocuğu var. Abi kardeş kırmadıkları cam, rahatsız etmedikleri ev kalmıyor. Baba muzdarip bir vaziyette kiliseye geliyor. Papaz da diyor ki benim bu çocuklara biraz nasihat et. Bunlar millete rahatsızlık veriyorlar. Papaz çocukları çağırıyor. Çocuklar korka kiliseye geliyor. Küçüğü diyor ki, abi diyor, ne yapacağız diyor. Sorma diyor. Tanrı kayboldu, onu da bize soracaklar. Şimdi biz kaybolan yıllarımız değil, biz geleceğe yönelik çalışmalarımızı düşünüyoruz. Ve Türkiye, Avrupa'nın bütün köşesine rağmen, Avrupa'nın bütün blokajına rağmen, çünkü Avrupa Birliği evvela kendi içinde gönderiyor turistleri. Yani Almanlar Yunanistan'a çalışıyor, Almanya İspanya'ya çalışıyor. Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Asya, Amerika, Latin Amerika. Şu anda en fazla turist bize Arjantin'den geliyor şu anda. Neden? Dizide Muhteşem Süleyman dizisinin dolayı. Muhteşem Yüzyıl. Dizileri Türkiye'yi tanıtmaya başlamış. Markalaşmada dizilerin çok büyük avantajını elde ettik. Etmeye de çalışıyoruz. Evet. Yine ben. Ahmet Furkan Ülke İstihbarat Üniversitesi Fakültesi 6. sınıf öğrencisiyim. Benim bir diğer sorum da şu anda dünyada yeni bir turizm dalı olarak ortaya çıkan ve giderek ülkemizin de payının yüksek olduğu sağlık turizmi ile bizim kültür turizmini bu aradaki köprüyü kurabiliyor muyuz? Sağlık turizmi için mesela saç ekimi Türkiye'de çok yaygın bildiğimiz üzere ya da kaplıca turizmi. Biz bu gelen turistlere kültür turizmi açısından bir köprü kurup döviz bıraktırabiliyor muyuz? Ya da gelecekte için bununla alakalı çalışmalar var mı? Bununla alakalı turlar var mı? Bunlarla alakalı neler yapabiliriz? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 2001 yılında 2002 yılı olacak sağlık turizmini başlattık biz.
Ama nasıl başladık? Sağlık tuzluğu fuarlarıyla. Ama fuarlarda yapacağımız işi görmüyorduk, bilmiyorduk. Mankenleri getirdik. Yeter ki cezbedilsin de tanıtılsın sağlık tuzumu. Şu anda Avrupa yaşlı. Sağlıklı yaşamdan sağlıklı yaşlanmaya geçiyor Türkiye. Avrupalıların geleceği yer Türkiye. 55 milyar euro bir pazar payı var. Biz bundan %10'unu alsak 5,5 milyar euro yapar ki şu anda almaya başladık. Hastanelerimiz bir numara. Doktorlarımız bir numara. Sağlık ekipleri bir numara. Şu anda benim firmam da sağlık tuzumu yapıyor. Şu anda saç ekiminden gelen var şeyden. Ürdün'den, Almanya'dan, Kazakistan'dan ameliyata giriyorlar ve Türkiye sağlık tuzumunda parlayan yıldız olacak. Gelecek, bakımını yapacak, saçını yapacak, böbreğini tamir edecek, işini görecek, otele gelecek, bir haftada gezecek, nekaat devresinde bize geçecek. Türkiye'nin en şanslı olduğu sektörlerde bir tanesi sağlık tuzumu. Çok güzel bir soru sordunuz, teşekkür ederim. Sağlık tuzumu Türkiye'nin geleceğinde en önemli faktörlerden bir tanesidir. Ve doktorlarımız çok iyi. Hastanelerimiz, yani İtalya'da bir arkadaşım bir gece rahatsızlandı, doktora getirdik, nöbetçiye, hastaneye. Neredeyse bir sedede iki kişi yatıyordu. Bizim kadar insana değer veren her şeye rağmen, her şeye rağmen Türkiye. Biraz daha insanlarımız, kanunları da biraz daha ağırlaştırıcı faktörleri ortaya koyarsa, kadınlarımıza yapılan menfur cinayetleri şiddetle kınıyorum. Bunlar bize kötü puan aldırıyor yurt dışında. O bakımdan Türkiye sağlık tuzumunda öne açık bir ülkedir. Almanya'dan bize geliyorlar, Almanya'dan. Ortopediye bir diş, en başarılı olduğumuz Bulgaristan'dan gelen hasta sayısı Dünya Göz Hastanesi'ne haftada 50 kişi, 60 kişi göz için geliyor. Evet. Evet, bugün beni fazla yormadınız. Sıkıştırmadınız da sorularla. Ben size bir soru sorayım. Hayata atıldıktan sonra hangi branşı tercih edeceksiniz? Turizmi seçenler ellerini kaldırsın. Hangi türünü seçeceksin? Sağlık turizmi. Güzel. Hanımefendi size sağlık mı? Tabii kolay seçiyorsunuz. Turizm zor bir iştir. Zor işi yapmayacaksınız. Kolay seçiyorsunuz. Evet. Bana ayrılan vaktimi doldurmaya çalıştım. Bu salonlarda bizi dinlediğiniz için ben başta Bülent Bey, Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Değerli gençlerimize teşekkür ediyorum. Ama nasihat ettiğim iki konuya da dikkatinizi bir daha çekmek istiyorum. Akşam yazdığınız mektubu sabahleyin imzalayın. Kapıyı kapatırken dikkatli kapatın. Bir gün o kapıdan içeri gireceğinizi tekrar hesap edin. Kapanış şekli önemlidir. O bakımdan Türk Otomobil Kurumu'nda yapılan işleri beğeniyorum, izliyorum ve gönül rahatlığı içinde de çok iyi iş yapmışız diye düşünüyorum. Ben Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Pazar günü böyle dinlenince gününüzde beni dinlediğiniz için sabırla şükran duygularımı ifade ediyorum. Sağ olun, var olun.